Merhabalar arkadaşlar. MEB'in Eksen Yayınları ile birlikte hazırladığı kitabın 36. sayfasındayız. Oradaki alıştırmaları çözeceğiz şimdi. Hemen alıştırmaların birinci sorusuyla başlıyoruz. İki yönlü koşullu önermeler verilmiş. Ancak ve ancak yani koşullu önermeler olarak yazınız diyor. Ya biz ancak ve ancağı nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Koşullu önerme haline dönüştürebiliyorduk. İse halinde yazabiliyorduk. Ve araya ne yapıyorduk? Ve bağlacı koyuyorduk. Bunu iki türlü yapıyorduk. Bu iseler iki tane oluyordu yani. Birincisinde bakın burada x eşittir eksi 3, x kare eşittir 9 iken bu sefer yerleri değişiyor. X kare eşittir 9, x eşittir eksi 3 şeklinde yazabiliyoruz. Yani bunu kastediyor. Buradakini de aynı şekilde yapacağız. Yani x küp eşittir 8 deyip araya ise bağlacı koyup sonra ikinciyi aynen yazıyoruz ve bunun da dışında ne yapıyoruz? Ve bağlacı koyarak tersten yazıyoruz. Şöyle biraz küçülteyim, net bir şekilde görelim. Tersten yazıyoruz dediğimiz bu sefer x eşittir 2 deyip ise bağlacı x küp eşittir 8 şeklinde yazıp bitiriyoruz. Bunu sormuş bize. Evet, şimdi doğruluk değerleri verilmiş. P gördüğüm yere 0, ancak ve ancak R gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yine ancak ve ancak var. Q gördüğümüz yere de 1 yazdık. Biz ancak ve ancak da bunlar farklı olunca sonucun 0 olduğunu ya da ile tam birbirlerinin tersi olduğunu hatırlıyoruz. Bakın burada da farklılar. Öyleyse sonuç 0 geliyor diyoruz. Q yerine 1 yazdık. Ancak ve ancak dedik. P'nin yerine 0, R'nin yerine 1 yazdık. Şimdi ise de 1 0 olduğunda 0, onun dışındaki tüm durumların 1 olduğunu biliyoruz biz. Ancak ve ancak da birbirleriyle aynıysa sonucunda yine 1 olduğunu biliyoruz. Sonra R'nin yerine 1, ancak ve ancak Q'nun yerine 1 yazıyoruz. Veya demiş bakın bu sefer. R'nin yerine 1 yazıyoruz. Önce bunun cevabını buluyoruz. Sonra ise diyoruz. P'miz de 0'mış. Veya'nın 1 olduğunu gördük. 1 ise 0'ın sonucunun 0 olduğunu biliyoruz. En dışta artık ancak ve ancak vardı. O geliyor. Birbirlerinden farklı olunca cevabın 0 olduğunu da biliyoruz. Evet, tersi, karşıtı ve karşıt terslerini yazacağız arkadaşlar. Karşıtı deyince ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Pardon, sırasıyla gidelim. Önce ters demiş. Tersi deyince ne yapıyorduk? P asal sayı ise, 13 asal sayı ise, 13 asal sayı değil ise 13 çift tam sayı değildir diyoruz. Tersi demek değilini al demek. Karşı tarafa geçir demek. Yani şu ise olduğu yerde kalacak. 13 çift tam sayıdır diyordu ya, onu sola alıyoruz. Öyleyse 13 asal sayıdır da bu tarafa alıyoruz. Asal sayıdır ise denilince cümle çok uygun olmuyor. O yüzden şuraya düzeltiyoruz. Asal sayı ise 13 asal sayıdır şeklinde önermemizi yazıyoruz. Bu tırnaklarımızı da güzelce koyuyoruz.
Şimdi karşıt tersi diyor arkadaşlar. Karşıt tersi. Burayı yazarken isteyen karşıtını bulduğu yerde değilini alsın. İsteyen değilini aldığı yerde karşı tarafa geçirsin. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada karşıtı var. O yüzden 13 çift tam sayı değil ise diyorum. 13 asal sayı değildir diyerek cevabımızı buluyorum. Devam ediyoruz. Önemli bir soru tipine geldik. İse de sonucun sıfır olabilmesi için tek durum vardı. O da ikinci sıradakinin sıfır, birinci sıradakinin bir. Yani P ve Q'nun değerini 1'e, Q'yu da sıfıra denkleştiriyorum. Sonra Q'nun değerine, bakın Q sıfır olduğuna göre değili 1'dir yazıyorum. P'nin yerine ne yazarsam sonuç 1 diye düşünüyorum. 1 ve 1'in 1 olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla P'nin doğruluk değerinin de 1 olması gerektiğini, Q'nun da doğruluk değerinin 0 olması gerektiğini bulmuş oluyorum. Yine önemli soru tiplerinden biri, en sade biçimleri, en çok zorlandığımız soru tipleri. Önce iseden kurtulma formülümüzü yapıyoruz. Birincinin değili veya ikinci. Bunu bilirsek çok kolay bir şekilde bu soruları çözebiliriz. Sonra dikkatli olmalıyız. Bakıyoruz P'nin değili burada P var. Sonra bakıyoruz veya burada V'ye dönüşmüş. Burada Q var, burada Q'nun değili. Bunlar tam olarak birbirlerinin tersi olunca biri P, biri P'nin değili gibi düşüneceğiz. V bağlacında da biz ne diyorduk? Biri 1 ise diğeri 0. Dolayısıyla sonucumuz 0'dır diye kolaylıkla buluyorduk. Ne zaman? Hepsi birbirinin tersi. Aradaki bağlaç V olursa sonuç 0 oluyor. Geldik buraya. Şimdi bunları da şu iselerden kurtulacağım. Birincinin değili, değilinin değili kendisi veya bağlacıyla yazıyorum. İkinci aynen yazılıyor. Sonra bunun değilini alacağım tabii. O zaman birincinin değili ve ikincinin değili oluşmuş oluyor bakın burada. Arada veya bağlacımız var. Şimdi sıra geldi bu tarafa arkadaşlar. Burada bakın birincinin değilini alıyoruz. Veya'yı koyuyoruz. İkinciyi aynen yazıyoruz. Değili var. Bunun değilini aldığımızda da bu sefer değilinin değili kendisi ve bağlacı Q'nun değili şeklinde buluyoruz. Bunları bulduktan sonra bakın bir düzenleme yapacağım. Şurada değişme özelliğini kullanıyorum. Yani ikisini yer değiştiriyorum. Bunu neden yaptık fark ettiniz mi? Hemen söylüyorum. Şu V bağlaçlarının aynı olduğunu görüyorum. Q'nun değillerinin de aynı olduğunu görüyorum. Bunlar aynıysa ortak paranteze alır gibi. Yani şunları ikisini de dışarıya alıyorum. Kalanları da yani P'nin değili veya P'yi de içeriye alıyorum. Şimdi biz biliyoruz ki veya bağlacında P'nin değiliyle P'yi işleme aldığımızda sonucun 1 olduğunu daha önce anlatmıştım. Demiştim ki V bağlacında 1 etkisiz. O yüzden bunu silersek biz cevabı bulmuş oluruz diyoruz arkadaşlar. O da Q'nun değili oluyor. Devam edelim. Şimdi bu soruya gelince ilk işimiz şu içeriden başlamak, iseden kurtulmak veya şeklinde yazmak. P'nin değilinin değili kendisidir diye yazıyorum. Ve ikinci kısımdakine hiçbir değişikliğe uğratmadan yazıyorum. Şimdi buradaki ancak ve ancağımız şimdilik dursun. Çoğunlukla ancak ve ancakları parçalamamaya çalışıyorum. Çünkü parçalarsam çok uzun sürüyor. Bakın veya V bağlacı. Ben bunu görünce aklıma ne gelmesi gerekiyor? Dağılma özelliği. Dağılma özelliği deyince iki parantez açıyorum.
Dışarıdaki içerilere giriyor bakın arkadaşlar. İçerideki bağlaç da dışarıya çıkıyor. Ve tek başına olan buradaki P her iki tarafında sol tarafına yazılıyor. Yazıldıktan sonra içerideki P'nin değili ile Q da bu içerilere dağılıyor. Bunu dağıttıktan sonra ben şurayı biliyorum. P veya P'nin değilinin 1 olduğunu biliyorum. V'de de 1'in etkisiz olduğunu biliyorum. Öyleyse bunu da sildikten sonra şöyle bir kere daha yazıp durumu inceliyorum. Bakın burada sadece P veya Q kaldı. Onu buraya yazdım. Şurada da P veya Q'nun değili kaldı. Hatırlayalım ancak ve ancağın özelliğini. Bir taraf P'nin değili, öbür taraf P olsaydı, bakın parantez içleri birbirleriyle aynı. Bunlar farklı oluyordu. Farklı olunca da ancak ve ancak da sonucumuz ne oluyordu? Sıfır oluyordu arkadaşlar. Öyleyse bu sorunun cevabı da sıfırdır. Doğruluk değeri diyoruz. Buraya geldik şimdi. Yine içeriden başlıyorum. P'nin değili veya Q. Bakın hep buradan başlıyorum. İçeriden başlıyorum. İse'den kurtuluyorum. Böyle devam ediyoruz. Şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Bakıyorum. Dışta bir değilimiz var. İçeriye dağıttım. Bunu veya yaptım. İçeridekileri de arkadaşlar değiştirdim. Değilin değili kendisi. V bağlacı Q'nun değili. Bunu böyle yapabildiğiniz gibi sonradan değilini de alsanız olurdu. İki yöntem de doğru. Onu özellikle belirtmeliyim. Şimdi P ve Q dedik. Ben şuranın işlemini bitirmek istiyorum. Önce kafamı karıştırmasın diğer taraf diyorum. P ve Q'muz şurada dursun. Şimdi yine bakıyorum ki bağlaçlar veya ve. Bir önceki soruda da yapmıştık. Hemen bunun dağılma özelliği olduğunu hatırlayıp İçerideki bağlaç nereye gidiyordu? Dışarıya. Dışarıdaki bağlaç da içerilere giriyordu. Tek başına olan P'nin değili de sol tarafta olduğu için sol taraflara yazdım. Son olarak da içerideki P ile Q'nun değilini de dağıttım. Yine buranın sonucunun 1. Yine V'de etkisi olduğu için sildim. Son olarak bakın elimizde şurada P ve Q kaldı. Veya oldu. Bu tarafta da P'nin değili veya Q'nun değili oldu arkadaşlar. Buradan dikkat etmem gereken husus şu. Burası P, burası P'nin değili. Burası V, burası veya. Burası Q, buranın Q'nun değili. Yani hepsi de tersi. Hepsi de tersi olunca hatırlayın. Aradaki bağlaç veya olursa sonucum 1. V olursa da sonucum 0 oluyor. Bunu da böylece bulmuş olduk. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Yine en sade biçimi diyor. En sade biçiminde buradan bir ise. İse sorularında şöyle bir düşünelim bakalım. Burası 0 olursa sonuç 0 olur. Doğru mu? 1 olursa sonuç 1. Yani aslında buranın sonucu her neyse sonucu aynı olacak. Öyleyse buradaki birin bir etkisi yok. Ben de o zaman diyorum ki hemen bunları siliyorum. Sadece ve sadece şuradaki işlemi yapsam yeterli diyorum. Yani bulmaya çalışacağım değer sadece bu arkadaşlar. Buradan sonra ancak ve ancaktan kurtulmanın yolu nedir? Onu düşünüyorum. O da ise şekline dönüştürmek. Her iki türlü de yazıp araya V bağlacı koymak. Her iki türlü dediğim şey nedir? Önce P ve Q'yu yazmak. Sonra Q'yu. Sonra Q'yu bu tarafa yazıp P ve Q'yu da bu tarafa yazmak. Evet bunu yazdım. Güzel. Şimdi sıra geldi ise'den kurtulmaya. O da nasıl kurtulmuyordu? V'ya dönüştürerek. Nasıl dönüştürüyordum? Birinci sıradakinin değilini alıyordum. Yani şu P ve Q'nun değilini alıyordum. İkinci sıradakini hiçbir değişikliğe uğratmadan yazıyordum. Hatırladık mı? Evet, devam edelim. Birincinin değilini alıyorum dedim. Veya yapıyorum. İkinciyi hiçbir değişikliğe uğratmıyorum dedim arkadaşlar. Devam edelim.
Şimdi bunu içeriye dağıttığımda P'nin değili veya Q'nun değili oldu veya Q oldu. İkisi de bakın veya oldu. O zaman birleşme özelliğinden parantezi şuraya kaydırabilirim. Parantezi kaydırınca buranın 1 olduğunu veya da 1'i görünce buradaki P'nin değilinin önemi kalmadığını 1 olarak sonuca ulaştığımızı görürüz. Şurada da V bağlacımız vardı. V ile 1 bir araya gelirse de siliyorduk. Onu da anladık. Yani bizi ilgilendiren sonuç aslında burada. Şimdi burayı dikkatli yapacağım yine. V veyaları gördüm. Hemen aklıma yine ne geldi? Evet, dağılma özelliği. Şimdi dışarıdaki içerilere girdi. İçerideki dışarıya çıktı. Ve tek başına Q'nun değili solda sollara yazdık. Ve buradaki P ile Q'yu da her ikisine dağıttık. Şimdi şuranın cevabını ben biliyorum. Q'nun değili veya Q olunca bir veya da bu oluyordu. V'de de hemen bunu da silmem gerektiğini hatırlıyordum. Bir baktım sadece ve sadece burası kalmış arkadaşlar. Diğer tarafı sildik. Bu tarafta da bu kaldı. V1'i de sildik. Öyleyse benim sonucum nedir diyorum arkadaşlar. Q'nun değili veya P. Gördüğünüz gibi ancak ve ancak sorularından en sade biçim sorulduğunda gerçekten uzun ve zor ama bunları siz de yeterince tekrar ettiğinizde çözebilirsiniz. Size güveniyorum, yaparsınız. Evet, şimdi ise sorularında bakın burada 0 yazıyorsa buranın sonucu 1 ise 1 ise sonuç 0 0 ise sonuç ne oluyordu? 1. Öyleyse buranın sonucu burada yazan P'nin tam tersi oluyor. Bakın 1 yazdığımızda sonuç 0 oluyor. 0 ise 1 oluyor. Öyleyse P'nin değili. Şurada değil bir tane daha var. Değilinin değilinden dolayı P. Böyle yazacağız. Devam edelim. Ancak ve ancak. İse de bu tarafta 1 yazıyorsa sonuç zaten 1'di. Hatırladık değil mi? Kesin bir de ne yazarsa yazsın buraya. Şimdi bu köşeli parantez içerisinde duruyor. Şu tarafta neyimiz var arkadaşlar? 1. Burada 1 yazıyor. Sonucun P olabilmesi için ne olması lazım? Yorumlayacağım şimdi. 1. Bu taraf 1 olursa yine aynı yorumu şurada da yapabilirim. Burası P ne olursa ona göre değişiyor. 1 olursa 1, 0 olursa 0, doğru mu? Bakın tekrar ediyorum. 1 yazarsam sonuç 1, 0 yazarsam 0. Öyleyse buranın sonucunun P olduğunu anlıyorum. Ve son olarak P ile 1'i görünce yine bir önceki de olduğu gibi buranın cevabının P olduğunu görüyorum. Ve bunların değerinin P olduğunu söyleyebiliyorum. Bunu biz ne zaman yapıyoruz arkadaşlar? Özellikle önermeler cebriyle denildiği zaman bunların eşitliğini, ispatını gösteriyoruz. Şimdi soruyu en başa dönelim. Dikkatli bir şekilde inceleyelim. Ve bakın ne demiş? Tablo yardımıyla yapın. Eğer belirtmemişsek, doğruluk tablosuyla yapın dememişsek az önceki çözdüğüm gibi yapabilirsiniz. Ama doğruluk tablosu diye belirtilmiş ise tek çareniz var. O da nedir? Bunu doğruluk tablosu yaparak çözmek. Elimizde P'miz var, Q'muz var. Öyleyse hemen şu doğruluk tablosunu şöyle çiziyorum. P'yi, Q'yu yazıyorum. Doğruluk değerleri 1, 0, 1, 0, 2 tane 1, 2 tane 0'ı yerleştiriyorum. Şimdi buradan dikkat. P ise 0. Bunun sonucunu bulmaya çalışıyorum. P 1, 1 ise 0, 0, 1 ise 0, bu da 0, 0 ise 0, 1, bu da 1. Burayı buluyorum ama bunun ardından şu bulduğum sonucun değerini istiyor benden. Değerini. Değerini alırken sadece burada bulduğum değerleri tersine çevirmem yeterli yani. Devam edelim.
Bu sefer diğer tarafa geçiyorum. Q ise 1'e. Bak Q'ya önce bakacağım. Sonra 1 geldiğini düşüneceğim. 1, 1, 1, 0, 1, o da 1. 1, 1, o da 1. 0, 1, o da 1. Bakın ikinci sırada 1 olursa hep 1 olur demiştik ya. Ezberden de yazabiliyoruz. Bu şekilde sonucu da bulabiliyoruz. Sıra geldi arkadaşlar. Burada ancak ve ancakla bu ikisini, yani şu bulduğum şu iki sonucu bağlamaya. Neyle? Ancak ve ancak. Ancak ve ancağın kuralı neydi? Aynı olursa, bakın 1, 1, sonuç 1. Aynı olursa 1, farklı olursa 0 olur diyoruz. Bu sonucu bulduktan sonra, bakın burada bu ikisini bağladıktan sonra şurada bir tane daha ancak ve ancak geliyor. Bu ancak ve ancakta da bu bulduğum sonucu 1 ile bağlıyorum. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1. Niye? Aynı olunca 1 oluyordu. Farklı olunca 0 oluyordu. Bunları bulduğumda en son bulduğum sonuç P ile aynı geliyorsa cevabımız doğru diyoruz. Evet, baktık aynı geliyor. O zaman biz bu denkliği göstermiş olduk. Yani işlemimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Böylece bu alıştırmanın son sorusunu da yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.